geride kalan haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir Metro hattında incelemelerde bulundu. Metro hattında artık açılış için gün saydıklarını belirten Kara İsmailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hatta toplam 4 istasyon bulunduğunu, tasarım hızı saatte 80 kilometre olan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir Metro hattının saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü son kaynak törenine katıldı. Bitlis Çayı Viyadüğü'nün Enler'in projesi olduğuna dikkat çeken Kara İsmailoğlu, tamamlandığında kendi sınıfında dünyada ilk olacak, %100 yerli ve milli imkanlarla ve Türk mühendislerin emeğiyle inşa edilen projenin tamamlanmasıyla kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım tesis edeceklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı açılış törenine katıldı. Bitlis'in doğuyu, güneydoğu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan son derece önemli bir konumda yer aldığını belirten Kara İsmailoğlu, Sarık Köprüsü ve Bitlis giriş kavşağını da içeren 9 kilometrelik çevre yoluyla Bitlis'in şehir içi trafiğinin rahatladığını, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlandığını kaydetti. Bitlis'teki temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, hizmete sundukları yatırımlarla şehirleri geliştirirken halkın hayatını kolaylaştırdıklarını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, restorasyonu tamamlanan Ankara Tarihi Akköprü'nün hizmete açılış törenine katıldı. Kültürel değerlerin birer nişanesi olan tarihi eserleri, geleceğe ulaştırdıklarını vurgulayan Kara İsmailoğlu, yapılışının üzerinden 800 sene geçen Ankara Tarihi Akköprü'nün restorasyonunu aslına uygun şekilde tamamlayarak, kültür mirasına yeniden kazandırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen programda Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladı. Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, şanlı geçmişten aldıkları ilhamla, kutlu geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini, son 20 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da yüzyılın en büyük eserlerini milletin hizmetine sunmak için çalıştıklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı'nın toplam 20 milyon yolcuyu ağırlayarak 2022'nin 3. çeyreğinde de Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruduğunu belirten Kara İsmailoğlu, Antalya Havalimanı'nın ise 14,5 milyon yolcuyla 7. sırada yer aldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki tebriklerinin kabulüne katılan Kara İsmailoğlu, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelesinde canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun şeklinde konuştu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan kampüsünün açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. 60 yıllık hayal gerçek oldu diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk eserinin TOGG olduğunu kaydetti. Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine dair açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, "Rotamız belli, Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz, yolun açık olsun" TOGG ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un Gemlik Kampüsü bağlantı yolları ile ilgili paylaşım yapan Bakan Kara İsmailoğlu, "Türkiye yüzyılına giden yol" dedi ve yerli otomobilimiz TOGG'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde buluşuncaya dek sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.